Evet, şöyle bizim parayla. Yani temizleyip düzeltmekte fayda var. Fazla çıkıntılıklar var, onları temizlememiz gerekiyor yoksa. Ok hedefe girerken oradan çatlama yaptırtıyor yoksa. Evet, bunda bak, demin bahsettiğim balans oldu bunda. O okun ucunu takarken, temreni takarken hafif çaplık yapıyor. İşte o sökebilirsek ne hala. O iş geçti galiba, sökemeyeceğiz bunu. Evet, sökebildik. Çok güzel. Hemen şundan tekrarlayalım. Şöyle fazla oku yamuklu yerlerini aldıralım. Çok iyi. Şimdilik daha iyi. Evet. Şimdi tekrardan şöyle bir boy eşitlemesi yapalım. Bakın, biraz temrenler takıldığı zaman boylarda farklılıklar oluşuyor. Hemen onu giderelim. Şimdi gezlerini takacağız. Sonra tüylemeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken, evet, okların damar yönü. Yani gez yarığımız, şöyle söyleyeyim. Evet, kameramız odaklansın. Şimdi şu gez yarığımız çubuğun damarlarına, yaprak yaprak olan damarlar gez yarına dikey gelecek. Yani gez yarığı şu şekilde ise damarlar şurada hareket edecek. Burada değil. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde oklarımız çok hızlıca kırılır. Ya da esneme katsayısı değişir.
çok tuhaf. Bazı çubuklar 8'den büyük. Bazıları ise tam 8 milim yani. Tuhaf, enter. Evet, birinci okumuz tamam. Şöyle. Dediğim gibi bir tane tüyümüz horoz tüyü yukarı bakacak, gez yarı. Ve bir tüyümüz yukarı bakacak, diğerleri. Ve bu yukarı bakan tüy zaten bizim okumuzun damar yapısını da gösteriyor. Şimdi makaronu takalım. Makaron şu, demin bahsetmiş oldum, elektrikçilerde, toptancılarda bulunan. Biz bunu kablo eklemesinde